Evet, bugün özellikle rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Genelde kendi sahasında savunup geçiş kollayacağını, maçın bütün bölümü de aslında bu oldu. Çok büyük tabii ki, çok büyük fırsatlar vermedik ama gelinen fırsatları da iyi bir şekilde kalemizin içine attılar. İki tane gol. Burada rakibin bitiriciliği bu anlamda önemliydi. Yakaladıkları fırsatları olumlu bir şekilde kullandılar. Top bizdeydi. Oyun hızını daha çok yükseltebilirdik. Pas hızını daha çok yükseltebilirdik. Yani ilk yarı başlangıcımız iyiydi aslında. Devamında gol yedik. İkinci yarı başlangıcımız çok iyiydi. Devamında tam biz oynarken, biz pozisyona girerken kaptırdığımız topla gol yedik. Bunların devamlarında da bence özellikle maçın sonunda daha iyi bir reaksiyon verebilirdik. Yani hamleler yaptık, oyuncu değişiklikleri, hücumda daha çok çoğaldık ama net pozisyonlar üretemedik. İkinci yarı iki tane penaltı pozisyonu var. Bunlar tabii ki değerlendirilecektir. Ama baktığımızda günün sonunda kaybettiğimiz için tabii ki üzüntülüyüz. Hatayspor'u tebrik ediyoruz. Mücadele ettiler. İstedikleri oyun, bu anlamda kendilerini düşündükleri oyun maçın içerisinde ortaya çıktı. Biz de kaybettiğimiz için tabii ki ilk mağlubiyetimiz bu. İlk mağlubiyetimi aldığımız için çok üzgünüz. Daha iyisini yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Yoğun bir tempodan geçiyoruz. Tabii ki yorgunluklar belli bir yerde ortaya da çıktı. Zemin olarak da aslında Süper Lig'de oynadığımız zeminlerin altında bir zemin. Belki top oynamak için, belki pas için biraz daha zor bir zemindi. Çimlerin uzun olması, belli bir yerlerde pas kalitesinin daha iyi olması gerekirdi. Ama genel olarak baktığımızda dediğim gibi daha iyisini yapabilirdik. Rakibimiz kazandı. Tebrik ederek bitirmek istiyorum. Ya, tabii ki Şampiyonlar Ligi maçı tabii ki daha ağır, daha yorucu oluyor. Tempo olarak daha yüksek oluyor. 3 gün sonraya genelde, yani yurt dışında olsak da, deplasmanda olsak da genelde 3 gün sonraya koyuldu. Cumartesiye koyuldu. Belki bu anlamda pazar günü de bu maçı oynayabilirdik. Önümüzde bir gün vardı. Genel olarak yani Avrupa'da oynayan takımların bazıları 4 gün dinleniyor, bazıları 3 gün dinleniyor. Biz hep genelde 3 gün dinlenerek bu maçlara çıkıyoruz. Deplasmanda olsa belki pazar gününe bu maç koyulup biz de bir gün daha ekstradan dinlenebilirdik. Ama onun yanında bu periyot içerisinde hedefimiz tabii ki lider olmak, şampiyon olmak. Şampiyonluk yolunda hep kazanmak istiyoruz. 10 maçtır kazanıyorduk. Bu bölümü hep iyi geçmiştik. Bu maçı da kazanıp araya girmek istiyorduk ama maalesef bu olmadı. Dediğim gibi yani oyun bizim elimizdeyken yaptığımız hatalar. Bence burada rakibimizin de sadece bunu bekliyordu zaten. Yani bizim hata yapmamızı bekleyen bir rakip. Kendisi aslında maçın sonuna doğru iyi de savundular. Kendi kalelerin önüne kadar çekildiler. Burada biz daha çok üretebilirdik. Hep demin de onu söyledim. Yani burada kendimizi de üretme anlamında, sonlandırma anlamında tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Ya şöyle, tabii ki ben önce kendimiz sorumluyuz. Yani onu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Yani maçı hiçbir şekilde işte hakem penaltıları vermedi. O yüzden kaybetti ki bağlamayacağım. Ama Barış'ın pozisyonunda da Barış'ın yüzüne darbe geliyor. Icardi'nin de ayağına basma var. Yani burada değerlendirilebilirdi. Yani zaten hakem belki görmedi, belki gördü, çağrılmadı da. Bunun tabii ki yorumunu yapılacaktır. Ben şu anda net bir şey bu konuyla ilgili söylemek istemiyorum ama genel olarak baktığımızda yani hakem performansına da baktığımızda oyun içerisinde belki benim ona söylediğim sadece yani hem oyunu çok yavaşlattı. Yani genelde Türkiye'deki şey de var. Yani oyunun yavaşlamasına izin verdi. Bir de mesela yani aynı oyuncu 6 tane faul yaptı. Kart göstermedi. Yani sadece onları söylemek istedim ben ama diğer pozisyonlar, penaltı pozisyonları hepsi tabii ki değerlendirilecektir. O yüzden yani genel olarak burada ben bu mağlubiyet hatalardan dolayı oldu demek istemiyorum. Çünkü biz daha iyi olmamız gerekirdi, daha iyisini yapmamız gerekirdi. Önce kendimi sorgulayacağım ama tabii ki yani bu tür pozisyonlar, yani penaltı pozisyonları, net penaltı pozisyonları da maçı çevirebilecek pozisyonlar. Bunlarla birlikte maç da çevrilebilirdi ama dediğim gibi verilmedi. Bundan sonra çok fazla da konuşmayacağım bu konuyla ilgili.
Evet, ya tabii şu anda ligde lideriz. Lider olmak, bu puanla buraya girmek önemli. O yüzden istediğimiz yerdeyiz aslında. Hedefimiz buydu. Ama bu maçı da kazanarak araya girmek istiyorduk. Puan farkını açma şansımız vardı. Bunu yapmak istiyorduk ama bunu başaramadık. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde yani 4 puanla son 2 maça girdik. Hem kendi sahamızda oynayacağımız hem deplasmanda oynayacağımız 2 tane maç var. Burada da kazanıp gruptan çıkma şansımız devam ediyor. O yüzden iki tarafta da bence emin adımlarla yürüyoruz. Tabii ki bu tür kazalar olacak. Çünkü çok da yoğun bir maç içinden geçiyoruz. Yani oyuncularımızın sakatlıkları var, yorgunlukları oluyor, farklı şeyler oluyor. Burada da bu tür sonuçlar tabii ki olacak. Ama önemli olan buradan tekrar bizim kazanarak geri dönmemiz. Yani takıma bu anlamda güveniyorum. Bir milli takım arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Ama yine milli takıma gidecek oyuncular var. Belki onlar tam anlamıyla dinlenemeyecek ama biz genel olarak yani milli takıma gitmeyen oyuncular en azından bir dinlenme süresi olacak. Ondan sonra tekrar daha fresh bir şekilde başlayacaklarını düşünüyorum. Başka soru yoksa eğer teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, öncelikle bizim adımıza çok iyi bir akşam oldu. Çünkü Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesini yenmek hem de planladığımız her şeyi saha içerisinde oyuncularımın göstermiş olması beni çok mutlu etti. Çünkü bu oyunun ana faktörleri oyuncular. Siz bir şey planlıyorsunuz, bir şey gösteriyorsunuz ama bunu uygulayabilenler oyuncular. Bugün bu anlamda her dediğimizi yaptılar ve maçın süresini uzattıkça bu şekilde pozisyonlara girerek golleri bularak maçı bitireceğimizi biliyorduk. Onun için takımımı tebrik ediyorum. Bundan önceki 2-3 haftada istediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bunun bir nedeni vardı. Bu da 8 haftalık bizim gibi takımlarda bir yükselişten sonra illaki düşüşler olacaktır. Ama bu maç bizim için bir dönüm maçıydı. Oyuncularım da çıktı. Elinden gelen mücadeleyi verdiler. Dediklerimizi yerine getirdiler. Ve kazanarak Hatay için güzel bir akşam oldu. Sorumuz var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.